Peki bayram öncesinde özellikle pazartesi ve salı yatırımcıya şöyle uyarılarınız vardı. Full bir yerde tutmayın paranızı, altınsa full Evet. altında kalmayın, işte dolarsa Evet. full dolarda kalmayın şeklinde. Peki bu Evet. belirsizlik döneminde, bu saldırı gerilim döneminde ne yapmalı? Özellikle de TL'de olan, hadi işte yatırımcı bir şeyler almak isteyen, kazanç Evet. sağlamak isteyenler ne yapmalı? Onlar da kademeli alım fırsatını değerlendirmeli. Borsada ben negatif görünümün tekrar devam ettiğini tahmin ediyorum. Düşüşler daha bitmedi. Evet, orta ve uzun vadede pozitif görünüm devam ediyor. Ancak artık yeni bir süreç başladı. Hem küresel piyasalarda hem yurt diçi piyasalarda. 9850 puan seviyesi yukarıda direnç konumunda. Aşağıda 9200 puan seviyesini endeks tarafında takip ediyor olacağım. Ancak 9000 puan seviyesinin altına sarkmalar muhtemel olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Yine varlıklarınızı çeşitlendirmek burada çok önemli. Kripto paralarda özellikle yani çok sert bir şekilde düştü. Tekrar 100 bin dolar olacak bütün malımızda buraya girelim veya altın fiyatları yeni zirvelerine göre buraya girelim düşüncesinde ben yanlış buluyorum. Burada yine riskleri dağıtmak lazım. 125, 125, 125 her enstrümanlarda yola koymak lazım. Merkez bankaları artık taktik değiştirdi. Amerika Merkez Bankası Fed'in 3 kez faiz indirme olasılığı vardı. Biz tatildeyken Amerika'daki enflasyon verisi yüksek geldi. %3,5 olarak açıklandı. Artık 3 kez faiz indirme olasılığı bir keze inmiş oldu. Merkez bankaları artık faizle mücadele noktasında, enflasyonla mücadele noktasında başarısız kalıyorlar. Buradaki beklentiler tamamen değişti. Daha yılın ikinci yarısına, ikinci çeyreğine başlarken piyasalarda merkez bankalarının ve jeopolitik gerilimle birlikte yıllık beklentilerin tamamen değiştiği bir ortama da girdik. O yüzden bu hafta yatırımcısı döviz tarafında döviz ihtiyacı olan varsa kademeli alım yapabilir. Ben dolar tarafında düşüşlerin, döviz kurlarında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İşte altın ihtiyacı olanlar kademeli bir şekilde alım yapabilir. Şimdi düşecek mi yükselecek mi sorusunun cevabının karşısındaki verdiğim cevap şu. Artık soru şu, yani İsrail ve İran arasındaki bu çatışma, bu misilleme devam edecek mi, etmeyecek mi? Devam ederse bambaşka bir fiyatlama olacak. Devam etmezse yine iyimserlik devam edecek. Ama bu sorunun cevabını kimse bilmediği için piyasalar diken üstünde, karanlık bir tünele girdi. Neyin ne olacağı belli değil. O yüzden herkesin varlıklarına sahip çıkması lazım. Kısa vadeli kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Fiyata değil miktara odaklanmak lazım.